Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki Photoshop dersimizde, geçen haftaki dersimizde bahsettiğimiz konunun ikinci bölümünü çekeceğiz. Geçen haftaki bahsettiğimiz derste eğer izleyen arkadaşlarımız varsa Photoshop'ta görüntülerde istenmeyen objelerin temizlenmesi konusunda bir ders videosu çekmiştik. Ve oradaki uygulamanın bir farklı yöntemi de olduğunu bahsetmiştim ben size. Onu da bir sonraki dersimde size takdim etmek istiyordum. Şimdi o dersi çekeceğiz arkadaşlar. Ben yine bir gün batımı fotoğrafı elime aldım. Burada işte yine var olan direkleri temizleyeceğiz. Şurada güneşin üzerindeki gölgeleri ve işte lekeleri temizleyeceğiz. Bunları kaldıracağız. Geçen haftaki uygulamamızdaki yöntemin değişik bir versiyonu kullanacağız. Yine fotoğrafımızı açıyoruz arkadaşlar. Şuradan Ctrl H deyip cetveli kaldırıyoruz. Fotoğrafı biraz yaklaştırıyoruz. Yine burada arka plan, yani görüntümüzü tutup şuradaki yere bıraktığımız zaman kopyasını alıyoruz. Bundaki amaç yine dediğim gibi arkadaşlar, görüntüde de oradaki bir sıkıntı olursa orijinal fotoğrafımızı kaybetmemek. Onun üzerine tekrar geri dönüş sağlama imkanımız olsun. Burada geçen hafta arkadaşlar şu alanı seçmiştik. Dörtgen işaretleme aracını seçerek kısaca ifade edeyim. Şu şekilde bir alan seçmiştik. Shift F5 diyerekten bu uygulamayı yaparak düzeltme yapıyorduk. Şurada gördüğünüz gibi. Geçen haftaki derste bahsettiğim gibi bunun bir farklı yöntemi var. Bu hafta onu göstereceğim arkadaşlar. Bir taraftan uzun araçtaki özellikleri anlatırken bir taraftan kısa yollarını size göstereceğim. Evet arkadaşlar, burada şimdi şurada stamp, İngilizce stamp'ı klonlama damga aracına geliyoruz arkadaşlar. Şunu seçtiğim zaman şöyle bir daire geliyor. Bunun ayarlar var arkadaşlar. Şurada opaklık var, akış var. Opaklık dediğimiz işte hani şeffaflık ve geçirgenlik değeri. Sağ tıkladığımız zaman arkadaşlar, şurada veya da sol tıklayabilirsiniz. Ben sola çalıştığım için biraz ters olabilir. Şurada işte bunları seçerseniz arkadaşlar fırça şey yapıyor. Hatlar keskin oluyor. Ama şunları seçerseniz yumuşak efekt oluyor. Boyutunu bu şekilde verebilirsiniz. Sertlik derecesini değiştirebilirsiniz. Şuradan ayarlama yaptıktan sonra konuya biraz daha yaklaşıp alt tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Klavyemizdeki alt tuşuna basıyoruz. Şöyle ben biraz daireyi küçülteyim alanı. Alt tuşuna basınca arkadaşlar böyle bir simge geliyor. Yani burada hangi alandan mouse'la tıklarsanız o alanın kopyasını alıyor. Genelde burada yine objeye yakın alan yerleri tercih etmemiz gerekiyor ki fotoğrafta renk sırıtması olmasın ve görüntü kirliliği olmasın. Şuradan da okuyu alıyorum. Tıklıyorum. Bir kere tıklayıp bırakıyorum. Bıraktıktan sonra arkadaşlar şöyle üstüne geliyorum. Tabii seçtiğimiz alana göre renk alıyor. Ben bunu objeye fazla yaklaşmadan biraz daha uzaktan almak istiyorum. Çünkü onu da görüntüye dahil edebilir. Ondan sonra arkadaşlar şöyle her dokunuşta, her tıklayışta aldığımız dokuyu buraya uygulamaya başlıyor. Eğer şuradan dokuyu alıp aşağıya doğru gidersek arkadaşlar, biz buradan gittikçe buradaki de aynı şekilde aşağı doğru geliyor. Yani her tıkladığımızda buna emsal gelecek bölge ve alandan klonlama yaparak aşağı iniyor arkadaşlar. O yüzden şuradan bir şey alalım biz. Hani alanımıza uygun olsun. Çünkü biz aşağı indikçe o da aşağı inecek. Şöyle arkadaşlar, indikçe bakın güneşi de dahil ederekten. Yani tabii burada alan yaklaşınca direkt alttaki dokulardan klonlama örneği alıyor. Oraya da biraz daha yakın çalışıp arkadaşlar çalışma alanını ve dairemizin çapını biraz daha küçültüyoruz. Daha rahat işler yapması açısından. Bu sefer yine şuradan seçip arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Tabii şurayı da almamız da gerekiyor. Şöyle. Şu alanlarda arkadaşlar yatay çalışırsanız daha sağlıklı olur. Mesela şöyle gördüğünüz gibi daha rahat şekilde. Şöyle uzaklaştırdığımız zaman arkadaşlar yani D'nin gittiği yerde herhangi bir sırıtma yoktur. Herhangi bir göze rahatsızlık verici bir
geçiş efekt falan yoktur. Bu dediğim gibi işte opaklık ayarından ziyade bizim burada işte yumuşak geçiş seçtiğimiz için daha rahat bir işlem yapıyor. Tekrar yaklaştırıyoruz. Bu tür yerlerde dairemizin çapını biraz büyütebiliriz. Şu şekilde işlemimizi daha hızlı yapmamız için tabii çalıştığımız alandaki alanda görüntü sıklığı varsa veya görüntü tekrar fazlaysa muhtemelen daha küçük daire çapıyla çalışmanız gerekecektir. Şuradan seçip tekrar şöyle dolgumuzu yaparak kırılmama işlemini yaparak gidiyoruz. Şuralarda dediğim gibi geçişlerde sırıtmasını istemiyorsanız şuralardan örnek alarak gidin arkadaşlar, yakın alanlardan. Bozulma fazla etmesin, kendini rahatsız etmesin. Çünkü özellikle o anda fark etmeseniz de biraz uzaktan bakınca bu görüntü bozukluğu sizi olumsuz bir görüntüye sürükleyebilir. Çalışacağımız alana göre hassasiyetimiz değişebilir arkadaşlar. Şöyle, tabii dediğim gibi ben yüzeysel olarak göstereyim arkadaşlar. Daha detaylı bir şekilde siz çalışabilirsiniz. Şuradaki ağacı da kaldıralım. Çünkü direği oradan çıkartacağız. Şöyle seçeyim arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi kalktı. Burada ben daha önce de fotoğrafa filigran koymuştum. Yani onu da bu vesileyle temizleyelim. Şöyle. İlk etapta biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Fakat birkaç uygulamadan sonra buna da adapte olacağınızı ümit ediyorum. Geçen haftaki dersimdeki geri bildirimlerde bazı arkadaşların bu işlemin kendi bilgisayarlarında olmadığını söylemişti. Onlarla ilgili de geri dönüş yapmaya çalıştım. Yardımcı olmaya çalıştım. Eğer o sistemle randıman olmuyorsa bu daha etkili oluyor. Bunu kullanmalarını tavsiye ederim. Evet, şurada bu direğimizi kaldıracağız. Şöyle yine dokumuz arıyoruz. Bak, burada ne yaptı? Şu bölgeyi görürseniz arkadaşlar, direktmen direğin gölgesini buraya attı arkadaşlar. Şöyle kontrol alt z diyerek geri hamle alıyoruz işlemi. Ben biraz daha uzak alıyorum. Çünkü lambanın kopyasını almasın. Şöyle arkadaşlar. Dediğim gibi hassas bölgelere üst üste gelen veya yakın temaslı objeler varsa buralarda dairemizin çapını küçülterek işlemimize devam ediyoruz. Şu şekilde. Mesela şuradan şöyle aldığınız zaman rahat bir şekilde temizleme işlemini gerçekleştirmiş olursunuz arkadaşlar. Daha karmaşık fotoğraflar seçmedim. Hani düzenleme yapmak için belki düşünenleriniz olabilir. 2 haftadır gün batımı düzenlemesi yapıyoruz. Bunlarda yapmak istediğim işlemi size daha rahat göstermek için bu fotoğrafları tercih ettim arkadaşlar. Tabii daha karmaşık fotoğraflar da düzeltebiliriz. Onu burada göstermek istememin nedeni hani sizin konuyu daha iyi algılayabilmeniz. Bu yüzden dolayı böyle bir tercihte bulundum. Şöyle. Dediğim gibi biraz izlerken sıkılabilirsiniz. Fakat öğrenmek adına arkadaşlar bunu yapmam gerekiyor. Hani buraları konuşmadan da geçmek isterdim ama dediğim gibi yani yaptığım işlemleri yerine göre, sırasına göre sizlere aktarmaya çalışıyorum. Hani ne yaptığımı hem uygulayıp hem de anlatarak size yardımcı olmaya çalışıyorum. Yine dediğim gibi alt bölüme geldik. Şurada yine yan taraftan yatay bir doku alıp şöyle. Böyle aşağı yukarı indirdiğiniz zaman arkadaşlar zaten işe hareketi görüyorsunuz. Burada şuraya denk gelecek şekilde alıp şöyle tıkladığınız zaman görünümüz düzleşiyor. Burada ağaç mı var, insan mı var anlamış değilim uzaktan bakınca. Çünkü bunu ben baya bir uzaktan çekmiştim. 70-200 teleobjektif. Fakat ritmik dizgiden dolayı orayı kaldırıp oranın boş olmasını istemiyorum.
orada kalsın. Ya da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Nedir? Şuradaki ağaçlarımızdan bir tanesini klonlayabiliriz. Bunda ne yapacağız? Dairemizin çapını büyütüp arkadaşlar şuradan klonlamayı aldık mı? Örnek şey. Şuradan getirip arkadaşlar şuradan başlayacak şekilde alıp şöyle çıkarsanız gördüğünüz gibi oradaki ağacı buraya yerleştirmiş olduk. Ve çok da gözü rahatsız edici bir durum yoktur. Ve diğer zaten direkler de çıktıktan sonraki alanın temizliğini siz de fark ediyorsunuz, görüyorsunuz. Photoshop güzel, eğlenceli bir program, kullanışlı bir program. Tabii başlangıçta biraz adapte olma ve öğrenme aşaması sıkıntılı olabilir ama programa hakim olmaya başladıktan sonra arkadaşlar yapacaklarınızın sınırı yoktur. Ben grafik tasarımcıyım. Ayrıca fotoğrafla uğraşıyorum. Fotoğrafa ilgi duyuyorum. Yıllarımı verdim. Ben Photoshop'u işte daha çok fotoğraflarla düzeltme işlemi, işte bakım, onarım vesaire falan bazında kullanıyorum. Bu yüzden dolayı da seviyorum, severek kullanıyorum. Ve siz değerli arkadaşlarım da bu tür fotoğraflarında veya bu tür işlerinde kullanmalar adına bu tarz videolar düzenliyorum arkadaşlar. Yine yakın bir alana geldik. Yine çapımız büyük. Dairemizin çapını küçültüp şuradan bir klonlama aldıktan sonra şöyle gelip tekrar aynı şekilde düzeltiyoruz. Şurada hafif bir leke kaldı arkadaşlar. Şunda bir iki tık. Evet. Son bir direğimiz kaldı arkadaşlar. Şunu da hemen şuradan şu şekilde şöyle dairemizi biraz genişletebiliriz. Çünkü arkadaki renk farklılık arz etmiyor. Rahat bir şekilde gidebiliriz. Şöyle tekrar konuya yakınlaşıp şu alanı komple temizlemek istiyorum arkadaşlar. Burayı temizlerken şöyle bir serbest seçim aracıyla veya kalem aracıyla, pen aracıyla şu etrafı dolanıp geçip ondan sonra silmeyi deneyeceğim. Temizlemeyi deneyeceğim daha doğrusu. Bunun için buradan ya şu aracı seçiyoruz ya da kısa yol olarak P harfine basıyoruz. P harfine bastık mı bu geliyor arkadaşlar. Burada mouse'umuza tıkladığımız zaman şöyle bir nokta oluşuyor arkadaşlar. Daha sonra buraya kadar gelip şuradan bir daha tıkladığımız zaman buraya kadar geliyor. Şu kırıklıklar çizginin eğri olduğunu ifade ediyor. Tabii bu her zaman düz olacak diye bir kaideye ifade etmiyor. Şöyle alalım arkadaşlar. Şuradan şuraya bir iniş yapalım. Şuradan da şöyle bir düz çizgi çekelim. Daha sonra şuralar bizim için çok fazla önem arz etmiyor. Şuraya geldikten sonra şuradan şöyle kaldırıyoruz. Şimdi burayı seçtikten sonra arkadaşlar şöyle ya Ctrl Enter deyip normal seçili alana getirirsiniz. Ctrl Z diyeyim. Ya da içine sağ tıklayıp buradan seçimi yap diyebilirsiniz. Yolu doldur diyebilirsiniz. Yola kontrol ver diyebilirsiniz. Ben seçim yap diyorum arkadaşlar. Seçim yap derken burada geçiş yumuşatma çapı, yarı çapını soruyor. Ya o da şu çizgilerin etrafındaki geçişin keskin mi olmasını istiyorsunuz, yumuşak mı olmasını istiyorsunuz? Keskin olmasını istiyorsanız buna hiç dokunmayın. Sıfır olarak kalsın. Yok. Eğer yumuşak bir geçiş olmasını istiyorsanız o zaman buraya 2, 3, 5 o şekilde bir değer verebilirsiniz. Ben genelde 2 falan veriyorum. Burada da daha sonra yine S harfine basarak spatulamızı seçiyoruz. Klonlama damga aracı. Tabii İngilizce çalıştığım için siz arkadaşlara daha iyi anlatabilmek için Türkçe Photoshop yükledim. O yüzden dolayı da İngilizce Türkçe biraz karışık geliyor. Seçtikten sonra arkadaşlar tekrar alt tuşuna basarak dolgu işlemini yapıyoruz. Ben burada özellikle burayı seçmemdeki amaç arkadaşlar buralara geçerken sorun yaşamamak için. Şimdi şöyle geldiğim zaman rahatlıkla göreceksiniz. Şöyle geliyorum. Şimdi buraya geldiğim zaman hiçbir surette çizginin diğer yüzüne dolgu işlemi geçmeyecek. Veya da işte yaptığımız işlem bu tarafa geçmeyecek. Eğer bu çizgi olmamış olsaydı buralara taşma durumu olacaktı. Şimdi oralar öyle bir kontrol olarak kalacak arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle. İşlemimiz bittikten sonra arkadaşlar Ctrl D deyip seçili alanı çıkartıyoruz. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar
Gördüğünüz gibi. Eğer sert hatlarla geçmiş olsaydım bu sefer oralar daha keskin olacaktı. Onu da şöyle göstereyim. Yani şuradan bir deneme maçta sadece göstermek için yapayım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Mesela burayı da Ctrl Enter diyorum. Normal seçili alana getiriyorum. Ve şuradan sadece görmeniz için arkadaşlar şu alandaki keskinliği görmeniz için şey yapıyorum. Demek istediğimi anlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuradaki keskinliği görüyorsunuz. Bak. Burada yumuşak bir geçiş var. Fotoğrafın orijinal dokusuna zarar vermeden. Burada da tamamen sert bir geçiş var. Ve bu da uzaktan baktığınız zaman görüntüyü sırıtıyor yani. Bu fotoğrafa müdahale edildiği anlamına geliyor. Ben fazla şey yapmadan şuradan arkadaşlar geri hamle alıyorum. Ctrl Alt Z diyerek geri işlem yapıyorum. Şöyle Enter deyip Ctrl Z dediğim zaman çıkıyoruz. Az önce şurada ufak bir leke gözüme çarpmıştı. Ben tekrar S harfine basıp şuradan dairemin çapını küçülterek arkadaşlar şöyle bir geçiş sağlıyorum. Şurada bir siyahlık var, şey kırmızı alan var. Onu da şey yapabiliriz. Şuradan siyah alandan bir dolgu alıp şuraya yerleştirebiliriz. Orayı kapatabiliriz arkadaşlar. Şu da çok gerekli bir şeye benzemiyor. Şunu da şuradan kaldıralım. Arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sefer de bu aracımızla, klonlama damga aracı ile resmimizi yine istenmeyen unsurlardan temizledik. Şöyle yine ben şuradan gözü kapatıp fotoğrafın orijinal halini göstermek istiyorum size. Hatta şöyle bir iki tık büyüteyim. Tam ekran olsun. Daha rahat görmemiz açısından. Daha sonradan bunu kapatıp yeni fotoğrafımızın haline bakıyoruz. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bu şekilde getirdik. Şöyle. Tabi güneşin üstündeki şu ağaç mı? Ağaç olması lazım. Biraz absorb durmuş. Onu da temizleyelim. Yine S harfine basıyoruz arkadaşlar. Buradan alt tuşuna basarak, sadece alt tuşuna basılı tutarak buradan dokumuzu alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şurayı şöyle temizliyoruz. Yani buradaki amaç buradaki dokuyu, buradaki örneği buraya uygulaması. Şöyle bir iki tık geri alayım arkadaşlar. Şu parçaya dokunmuyorum. Sadece üstündeki lekeyi, şuradaki lekeyi kaldırıp işlemimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. İşte. Şöyle uzaktan bir daha bakalım arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde size kısaca bunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Umarım işinize yarar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü destekleriniz bizim için önemli. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar düşünce ve fikirlerinizi yorumlar kısmında bize bildiriniz. Biz de ona göre bir sonraki derslerimize devam edelim. Çünkü sizden gelen istekler doğrultusunda biz derslerimizi hazırlıyoruz. O yüzden dolayı da fikir ve düşünceleriniz bizim için önemli arkadaşlar. Dersimizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.